Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök otobüste Türk vatandaşı olmadığını açıkladı. İstanbul'da kaldıkları otelden çıktılar. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e dönmek için otobüse bindiler. İstanbul'dan ayrılmadan önceki o anları, son görüntüleri oldu. Otobüs Bulgaristan'da seyir halindeydi. Sofya'nın Pernik kentine yakın bölgede bariyerlere çarptı, alev aldı. 53 yolcudan 12'si çocuk, 46 kişi hayatını kaybetti. 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından Kuzey Makedonya'da 3 günlük yas ilan edildi. Yolcuların çoğu Kuzey Makedonya, biri Sırbistan, biri de Belçika vatandaşıydı. Peki otobüste Türk vatandaşı var mıydı? Sağ kalanların arasında hayati tehlike altında olan olmadığını biliyoruz. Türk vatandaşı olmadığını İçişleri Bakanlığı kriz masası yetkilileri bize ifade ettiler. Yanarak ölenler olduğu için kimlik tespiti de çok zor. DNA örnekleri alınacak kaza yerinden. Bulgaristan Geçici Hükümet Başbakanı Stefan Yanev olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazayı büyük bir trajedi olarak niteledi. Türkiye taziyelerini iletti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Varna'daki bir huzur evinde çıkan yangında da 9 kişinin öldüğü hatırlatıldı. Açıklamada acı olaylar neticesinde hayatını kaybedenlerin ailelerine, Bulgaristan, Kuzey Makedonya hükümetlerine ve halklarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz denildi. Kazayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.